Takvimler 5 Ocak 2024 Cuma gününü gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelerle Beyaz Ana Haber başlıyor. Evet, bugün gündemimiz bir hayli yoğun değerli izleyenlerimiz. İlk olarak siyasi arenada yaşananlarla başlayacağız. İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde enflasyon vardı. Dikkat çekici bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı, önümüzdeki yıl herkesi şaşırtacak, olumlu gelişmelere sahne olacak dedi. Erdoğan, MIT'in yurt içinde ve sınır ötesinde son dönemde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara da değindi. Enflasyondaki ivme kaybının etkileri özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir. Önümüzdeki yılın bu bakımdan herkesi şaşırtan olumlu gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum. Ekonomideki iyimser tabloya dikkat çekti. Önümüzdeki yıl şaşırtıcı gelişmelere sahne olacak değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ortak paylaşım formuna katıldı. Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayırdı. Asgari ücretteki %49'luk zamla sözümüzü yerine getirdik dedi. Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. Elbette asıl olan pastayı büyütmektir. Bizim amacımız da zaten budur. Sözü yerel seçimlere getiren Erdoğan, mottomuz yeniden İstanbul dedi. Hatırlayın, çök, çukur, çamur. İstanbul buydu. Süratle çöpten, çukurdan, çamurdan İstanbul'umuzu kurtardık. Ve ne yazık ki şu anda tabii İstanbul artık o günlerine herhalde yeniden dönmek istiyor. Onun için artık bizim mottomuz yeniden İstanbul. Erdoğan'ın gündeminde terör operasyonları da vardı. Milli istihbarat teşkilatımız yurt içinde ve sınırlarımız ötesinde Türkiye düşmanlarına ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet birimlerimiz şer güçlerin maşalığını yapan terör örgütlerine adeta nefes aldırmıyor. Tam bağımsız Türkiye ülkümüz sadece bir söylem olmaktan çıkıp Allah'a hamdolsun adım adım gerçeğe dönüşüyor. Birlik mesajları veren Erdoğan, bizi ayrıştırmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz dedi. Erdoğan, 6.992 polisin göreve başlaması ve 1.573 yeni aracın hizmete alım törenine de katıldı.